Chapo. Ricardo. Ana. Buyur Hasan'ım. Yakup'un kanısı gerek verir. Ne zaman sona erecek bu kan yağmuru oğul? Ya bizden birini vuracak o sonsuz. Ya biz onu bitireceğiz. Bu kan yağmuru toprak boyunca bitecek ana. Toprak boyunca. Hem kanı doymayan toprak canı doyar mı? Ama doyacak ana. O toprak bugün o sonsuzun kanına doyacak. Baba dışarısı temiz. Haydi. Beni gözleyin. Oğlanı kollayın. Görünce basın kurşunu. Canını cehenneme yollasın. Ver silahları ol. Al kadını. Al başını. Al kızım. Al aslan yürekli gelin. Al yeğenim. Hadi. Haydi dedim. Ana! Kızlar bizden başkasına kapıyı açmasın. Kimseye güvenme. Dede. Korkma yavrum. Dayanık ana yerde kalmayacak. Yüreği seni tutmayın. O canavar bugün kuş olsa uçamaz. Kurt olsa kaçamaz. Yakup'un ücünü alacağız. Kurbanınız olayım. Hepiniz sağ dönün Hasan'ım. Niyedir bu yamanlık nene? Bizden biri Çolakgillerden birini vurdu. Çolakgillerden biri de bizden birini. Böylece devrilip geldi bu kim bugüne kadar kızım. Böyle de devam edecek mi bu? Böyle devam edecek mi nene? Etmesin olur mu? Yoksa nasıl bakarız oğlumun yüzüne? Gelin, beben ufaktır. Ab sütle büyütme beni. Kara kinle değil. Bir ana daha yandı desenize. Kıpırdamayın! Susun! Muhammed! Burası kara senin mi söyleyin? Evet. Evde başka kimse var mı? Yok. Kardeş, biz su ver öyleyse ciğerim yanmıştı. Sen kimsen oğul? Islığa var nene. Nene, kurban olayım affet beni. Böyle çaresiz kalmasam. Evine izinsiz girmezdim. Evli dönün diyebilirim nene. Kimsin diyorum sana? Ben Mustafa'yım nene. Mustafa? Hangi Mustafa? Çolakgillerim Mustafa. Yakup Aydın'dan Mustafa'yım. Ne? Dağda tuzak, bayırda pusu kurmak yetmedi de şimdi sıraya basıp bundaktaki olancıkların canını almaya mı geldin? Kastın ne senin? Aman nene! Tövbe! O nasıl söz? Ben kendi canımın derdindeyim burada. Ne demekmiş o? Nene, bir dadaşın evine kim sığınırsa Tanrı misafiri sayılmaz mı? Sayılır. Şu kapıdan dışarı çıkıp gitmedikçe canı güvence altında değil midir nene? Öyledir.
ölüm korkusuyla yaşamaktan. Bıktım, usandım artık. Yoruldum. Hem anama da yasaktır. Al, sığınıyorum işte size. Eğer beni bağışlarsanız çeker giderim nene. Ya bağışlanmazsa? Elden ne gelir nene? Kocayı böyle de yaşarım burada. Al bacım silahımı. Dur oğul. İzini izleyip şimdi dönecekler. Hepsi ölç almak için yanar tutuşur. Hepsi silahlı, hepsi acılı. Ah nene, böyle acı dinlenme. Uzun sözün kısası, canım size emanet artık nene. Al kurban olayım, silahımı da al. Nenem görmez. Ne hayvanım? Babamın, kocamın ölümlerine katlandım da, ilk oğlum vurulduğunda gözlerim sönüverdi. Oğul, ver silahını. Ah nene. Hiç canı duydu mu bu? Yok nene, temizdir. Korku belası taşımaktayım nene. Peki. Yazın bahsi aramıyorsun ki. Peki, Zühre. Oğlanı odama götür. Gayri evinizde Tanrı misafiridir. Tamam nene. Nene! Sus gelin. Biz kadınların payına sabır düşmüştür. Etme nene. Bu evi Tanrı'ya ve evin içine kim sağ koyar? Sen şaşırdın mı? Kaçmayı bıraksaydın daha iyiydi. Erkeklerimizin yarısı mezarda çürüdü. Yarısı mahpus damında. Yetti gayrı. Sen kapıyı. Zühre, git kapıyı aç kızım. Ne olacak şimdi? Hiç. Haydi aç kızım kapıyı. Kapıyı aç şimdi. Beni ya da şu oğlanı devirsin diye mi? Söz hakkın var mıdır amca? Buyur yeğenim.
onun eşiğinde beklerim. Dışarı çıkarsa vururum karısını. Hem böylece köle de bulunmaz. Dur sen hele! İzin ver, bu işi ben bitireyim. Ay gibi yalnızım baba. Kendimi yerine sığmıyor artık. Sen de neyse küçük gelin. Otur hocam ellerin ocağını yapma. Sen bilirsin baba. Zühre sen! Ben ölümü sevmiyorum dede. Ah! Ölümü sevmiyorum. Söz biraz daha uzarsa korkarım ne birliğimiz kalacak ne birliğimiz. Evdir. Konuşulmadan olmaz Hasan. Sen asıl suskunluktan kork. Ne diyeceğini ana? Ev ne demektir Hasan'ım? Bir evin kapısı kapandı mı? Ne bey buyruğu işler, ne padişah yasası. Her ev kendi töresince yaşar. Yoksulun bile evini kale bilmesi, saray sanması işte bundandır. Bağrına taş bas, sakın töreyi bozma. Töresiz ev esir pazarı, kuru kalabalıktır. Ben dedim işte diyeceğim oğlu. Zühre, gel beni odama götür kızım. Ana bir dur! Haydi kızım, yürü. Ana! Ana bir dur! O cibidiyetsiz, senin odama mı? Ancak orada selamettedir oğul. Allı kahveyi koynunda sakladığını duyulursa, el alem ne der ana? Evin sırrını saklamak da töredendir. Bilmez misin bunu? Haydi kızım. Ana! Ana! Ana bir dur! Sen kazan! Erkek sözüdür değil mi o? Erkek sözdür ana. Artık o sonsuz misafirimizdir. Peki oğul. Zühre, git oğlanı buraya getir kızım. Zühre olmaz! Niye ki? Çocuktur bu. Asıl sizden birini görürse korkar. Haydi git getir kızım. Aramızda dolaşacak. Sofraya oturacak. Laha söze karışacak. Ezmek isteyeceksin. Ezemeyeceksin. Boğmak isteyeceksin. Boğamayacaksın. Asıl baba yiğitlik budur işte oğul. Hayvan böyle törenin. Sus. Sus oğul sus. Geldik biz anne. Allah gidelim Mustafa. Yakup'a nasıl kıydınız? Onu anlatın.
Ben İstanbul'a gittim. Sırf bu töre belasına kaçayım diye. Ablamla eniştemin yanına. İstanbul'da gezip tozuyorum. Okuyup yazıyorum. Anamı da özlemesem keyfime değecek bir bas. Sonra bir haber geldi ama köyden. Yakup abi bizim küçük ağayı vurdu diye. Öyle İstanbul'da karı gibi dolaşmasın. Gelsin anlayacak özümüz var diye. Ama ben kuş vurmamışım hayatımda. Tavuk kesmemişim. Nasıl ederim, nasıl yaparım dedim seni. Dinlemedin ama. Eniştem aldı beni köye getirdi. Sonra kendi kaçtı gitti. Bir silah verler ağam dedim ben. Al bakalım, al sıra dedim. Sıra olmak olmaz ağam, dönedir bu. Tetiği çekmemle beraber sırt üstü yere düşmem biri oldu ağam. Ben yine yapamam, edemem dedim. Ama kadınlar bir üzerime çuvallandı ağam. Bu nasıl kindir, nasıl dönedir? Baktım ki çaresi yok. Dedim ki kendi kendime, iki el kurşun sıkayım bacağına, o biraz hastanede yatar, ben de mobusta yatarım. Bu işten kurtuluruz, sıramızı savarız diye düşündüm. Ama olmadı ağam, olmadı, beceremedim, yapamadım. Tetiği çekmemle, Yakup ağa da kendi yere atlasın mı? Eyvah! Uyanma! Ben de vurdum dağları kendimi ağam. Hem koşuyorum, hem ağladım. Arada bir anımı göresim gelince de köye inmeye başladım. Ama anladım ki benim ağlamam yetmez ağam. Beni vurup anamı da ağlatmanız gerekiyor. Ben de zillete kalmadım. Töreye sığındım ağam. İşte hepsi budur. Seyit, söyle baba. Götür bu diye. Yürü! Yaram solmuş. İzin verirsen kolunu tas. Pekala.